Merhaba, ben Güven İslamoğlu. Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Yine muhteşem bir yerdeyiz. Yine bir şelale görüyorsunuz. Doğu Karadeniz'deyiz. Giresun'dayız. Giresun'da orada da bir rota yapacağız. Özellikle Giresun'da sizi öyle bir yere götüreceğim ki ben de yeni keşfettim. Çoğu insanın da bildiğini sanmıyorum çünkü yeni keşfedildi. Şu anda düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bir tabiat parkına götüreceğiz. Kuzalan Tabiat Parkı. Göreceğiniz manzaralar sizi şaşırtacak. Gerçekten çok güzel karelerle döndük. Çok güzel anılarla döndük. İşte bu hafta Giresun Ordu'da dağlarda bir rota yapacağız. Göller, şelaleler, ormanların içinde muhteşem bir şey olacak. Size huzur verecek, sizi dinlendirecek bir program olacak. Lütfen bu programı sonuna kadar seyredin, kaçırmayın. Giresun tarihi ve doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in şirin illerinden biri. Diğer Doğu Karadeniz illerinde olduğu gibi Giresun'da da fazla bilinmeyen bölgelere doğru bir rota yapacağız. Hedefimiz yine dağlar olacak. Bu programda izleyeceğiniz bazı göl ve yaylaları belki de ilk defa televizyon ekranlarında göreceksiniz. Rotamıza doğa sporları yapan kişilerin bildiği ama bölgede yaşayan insanlar pek bilmediği Kuzalan Tabiat Parkı'ndan başlayacağız. Mavi Göl'ü görüp Gümbet Yaylası'na çıkıp orada konaklayacağız. Ertesi gün Kırkharman Yaylası'nı kat ederek muhteşem güzellikteki Göl Yanı Yaylası'na geçeceğiz. Dereli Şebin Karahisar yolu üzerinde bulunan Kuzalan Şelalesi Tabiat Parkı'na doğru yol alıyoruz. Tabiat Parkı 2 kilometreyi bulan bir hat üzerinde yer alıyor. Tabiat Parkı'nı özel kılan, içinden geçen suyun özelliği ve bu suyun hayat verdiği muhteşem güzellikler. Birazdan hepsini göreceksiniz. Adım adım bu rotayı yapacağız. Şelalenin suyu 1500 metredeki kaynaklardan doğup 4-5 kilometre yol kat ettikten sonra yaklaşık 100 metrelik katmanlı bir yapıdan dökülerek derelere ulaşıyor. Döküldüğü yere Kuzalan Şelalesi deniyor. Rotamıza suyun doğduğu yerden başlıyoruz. Yukarıdan aşağıya şelaleye doğru bir iniş yapacağız. Bir araç bizi zirveye bırakıyor. 2 saat sürecek inişimiz başlıyor. İşte Kuzalan Tabiat Parkı'na hayat veren su kaynakları. Bu bölgedeki su kaynakları mineral açısından çok zengin. Suyun içindeki mineraller geçtiği yer yeri şekillendirecek kadar güçlü. Bakalım tadı nasılmış. Bu sudan fazla içme, hemen acıkırsın dediler, inanmadım. 5 dakika sonra midem kazınmaya başladı, doğruymuş. Şu anda ormanın derinliklerinde yemyeşil örtünün içinde Ağustos ayında bembeyaz bir örtü görüyorsunuz. Genellikle biz bu dağlara geldiğimizde bu tür manzaraları daha yukarıda 2500-3000 metrelerde görürüz buzul oluşumları. Ancak bu gördüğünüz buzul oluşumu değil. Bu gördüğünüz Pamukkale'deki gibi bir traverten. Gerçekten çok güzel, çok ilginç. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şey. Çünkü ormanın derinliklerinde 1200 metreye ulaşan bir beyazlık görüyorsunuz. Buradan başlıyor. Ve aşağıya doğru devam ediyor. Yavaş yavaş oluşumlar başlamış, sertleşmeye de başlamış, onu da görebiliyorsunuz. Şu anda kaygan bir zemin gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Sodadan dolayı o kadar sert ki sanki mercan kayalıkları gibi. Ayağınıza bastığınız zaman ayağınız kaymıyor. Sizi oldukça da tutan bir oluşum var. Giderek de yükseliyor. Burayı yeni keşfettiler. Milli Park işi alanı içine aldılar. Yakında ziyarete de açacaklar bu bölgeyi. Gerçekten çok güzel bölge. Umarım hak ettiği şekilde koruruz burayı ve geleceğe taşırız. Gerçekten çok güzel. Bu alan tabiat parkı olarak düzenleniyor. Bunun için çalışmalar yapılıyor.
Ancak yol tam travertenin ortasından geçiyor. Buraya köprü yapmak lazım. Bu doğal alanın doğal malzemelerle düzenlenmesi gerekir. Ancak yola dökülen beton kaygı verici. Yetkililer bu alana araç sokulmayacağını söylediler. Araç girmeyecekse bu beton niye döküldü o zaman? Traverterden aşağı doğru inmeye başlıyoruz. Her adımda farklı bir güzellikle karşılaşıyoruz. Zirve ile şelale arasında bulunan doğal oluşum travertenler, zengin su ormanları, türüne dünyada az rastlanan endemik bitkiler, değişik yapı ve özellikteki kaynak suları, mağaralar, ara traverten üstü şelaleler. Tümünün bir arada olması bu alanı benzerlerinden farklı kılıyor. Kuzalan Tabiat Parkı'nın içinde dolaşmaya devam ediyoruz. Ya biraz minyatür bir Pamukkale'yi düşünebilirsiniz. Ya Pamukkale'yi almışsınız, Pamukkale bölgesini almışsınız. Getirmişsiniz, Doğu Karadeniz ormanlarının içine gömmüşsünüz. Niye gömmüşsünüz? Beyaz traverterleri gördünüz, beyaz oluşumu gördünüz. Bu da inanmayacaksınız, muhteşem bir şey. Kırmızı çamur. Aynı şeyde olduğu gibi Pamukkale'de de var. Bir bölgede kırmızı jeolojik oluşumdan dolayı muhteşem bir manzara var. Su ne kadar berrak ama içindeki minerallerden dolayı çevresini kırmızıya boyuyor. Yani bir ihtimalle kükürt ya da demir oranı yüksek bir su. Çok ilginç. Yani burada böyle bir sodalı su var. O tarafta tatlı su var. Diğer tarafta yine sodalı ama doğayı beyaza boyayan bir içinde mineral olan bir su var. Burada doğayı kırmızıya boyayan bir su var. Çok güzel bir mil park. Umarım burayı iyi değerlendirirler. Dünyaya yakışır, Avrupa'ya yakışır bir tabiat alanı haline getirirler. Çünkü düzenleme çalışmaları başlamış. Yukarıdaki betonlar aslında çok hoşuma gitmedi. Umarım buraları o betonları indirmezler. Buralarda ahşap yürüyüş yolları yaparlar. İnsanlar gelir şuraya dokunmadan. Biz sadece size göstermek için yanına yaklaştık. Aslında fazla da bu bölgeye yaklaşmayıp dokunmamak gerekiyor. Hakikaten hani son yıllarda yaptığım en güzel keşiflerden bir tanesi. Attığım her adım, her dakikası şaşırtıcı manzarayla karşılaşıyoruz. Aşağıdaki manzaraya bakar mısınız? Yani böyle Hobbitlerin ülkesine gelmiş gibiyim. Ben bu bölgenin insanıyım. Doğu Karadeniz, Rizeli. Bu dağları çok iyi biliyorum. Hemen hemen yaylalar birbirine benzer ama ilk defa Doğu Karadeniz'de çok farklı bir coğrafyayla karşı karşıya kaldım. Üstelik de o kadar bildiğim yerler ama içinde sıkışıp kalmış. Demek ki bu ülkede keşfedilecek o kadar çok yer var ki. Bakar mısınız şu güzelliğine? Yukarıda porsuk, ladin ağaçları, kestaneler var. Şimşir ağaçları var. Kayanın üzerinde oluşmuşlar ve altında bir boşluk var, mağaralar. Yan tarafında da traverter oluşumları. Başka bir şey anlatmayayım. Görüntüler size her şeyi anlatacak. Şimşir Ormanı'nın içine girdik. Gerçekten güzel bir manzara var. Farklı bir dünya içindeyiz. Çok keyifli bir gezi oluyor. Umarım siz de programı seyrederken aynı keyfi alıyorsunuzdur. Aslında bu gördüğünüz yosunlar aslında ormanın ne kadar canlı olduğunu gösteriyor. Oksijenin ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Bak mantar.
Şimdi şelaleye yaklaştık. Uzun zamandır sizi orman örtüsü içinde götürüyoruz doğal yollardan. Şimdi burada bir çalışma yapılıyor. Kayrak taşı döşeniyor. Bakın yol yapıyorlar. Şimdi ben şu manzarayı görünce bir anda doğal ormandan çıkıp bir parka girmiş gibi oldum. Hani insan eliyle yapılmış bir parka, sanki şehir içinde bir parka girmiş gibi oldum. Çünkü burada bir düzenleme yapılıyor. Ya insanlar, ben aslında şunu diyorum. İnsanlar gelsinler, çamura bassınlar, biraz kaysınlar, düşsünler. Eşleriyle beraber geldikleri zaman birisi kayarken o onu tutsun, biraz iletişim olsun. Çocuklar gelsin, düşsün, çamurlaşır, neşir olsun, enerjilerini boşalsınlar, doğanın enerjisini alsınlar. Ama biz her şeyi kolaylaştırıyoruz onlara. Hiçbir şeye dokunmadan çıkıp gidiyorlar. Kaymasınlar, düşmesinler, iyi yürüsünler diye. Şimdi kayrak taşı yapılıyor. Aslında güzel bir çalışma kayrak taşı. Ama ben biraz insanların bu çamuru hissetmesini isterim. Doğayı hissetmenin bir yolu bu. Gerçi yol boyunca fark ettik, yolu aşmışlar. Hiç ağaçlara dokunmamışlar. Sadece yolları aşmışlar. Gene güzel bir şeyler olacak ama biraz artık insanları çamurla buluşturmamız lazım. Doğayla buluşturmamız lazım. Bunu hissetmeleri gerekiyor. Onları böyle yollar yaparak korursak çok hissedeceklerini sanmıyorum. Evet, güzel havayı alacaklar ama şu çamurun için o mücadeleyi hissetmeyecekler. Ama mücadele sevenler için de farklı rotalar var. Bakın burayı açmışlar böyle. Ve kayrak taşı döşeyecekler. Yolun sonuna geldik. Yolun sonu Kuzalan Şelalesi. Evet, yolun sonu. Buradan sonra yukarıdan takip ettiğimiz su aşağıya doğru dökülüyor. Yaklaşık 200-250 metrelik bir yol kat ederek dereye ulaşıyor. Buradan şurada küçük bir değirmen var. Eski ahşap bir değirmen. Çok güzel bir değirmen. Buradan aşağı doğru yürümeye devam edeceğiz. Ama su buradan sonra artık bizim takip edebileceğimiz bir şekilde dökülüyor. Tam bulunduğum yerden aşağı uçmaya başlıyor. Genellikle böyle yerlerde biraz daha dik düşerse uçan su diyorlar. Bu henüz uçmuyor. Tam dik olarak değil, yatay olarak 250 metrelik kademeli şekilde aşağı doğru ulaşıyor. Sırada mavi göl var. Bugüne kadar Doğu Karadeniz'de bu mavilikte bir göl gördüğünüzü sanmıyorum. Yola çok yakın ama yoldan görünmüyor. O nedenle bilen insan sayısı çok az. Şu anda mavi göle geldik. Kuzalan'dan çıktık. Orada orman içinde bayağı terledik. Nem fazlaydı. Serinlemek için buraya geldik. Gerçekten çok güzel bir su. Mukaz bir rengi var. Suyun sodalı olmasından dolayı rengi maviye boyamış. Buradan aşağı aktığı her bölgede yarattığı göletler hepsi turkuaz rengi, mavi renginde. Çok orijinal bir yer. Bir not. Sakın bu suyu içmeyin ya da yüzerken sakın ha yutmayın. Kireç oranı çok yüksek. Bu nedenle ateş ve ishale neden olabiliyor. Biz de yüzdükten sonra maalesef kötü bir şekilde öğrendik. Zaman zaman böyle tatsız olaylar olabiliyor. Mavi Göl'den çıkıp Giresun'un yaylalarına doğru yol alıyoruz. Hava bulutlu. Amacımız bulutun üstüne çıkmak. Gece konaklama için Kümbet Yaylası'na geçiyoruz. Sabah kuş sesleriyle uyanıyoruz. Yemyeşil bir yayla ve arkasında yükselen sisli dağlar. Muhteşem bir manzara var. Gün güzel başlıyor. Şu anda manzara gerçekten muhteşem. Giresun Kümbet Kurt Kayası bölgesindeyiz. Gece geldik buraya. Tesise yerleştik. Sabah kalktığımızda karşımızda böyle bir manzara vardı.
Gerçekten muhteşem bir manzara. Tesisi güzel yere yapmışlar. Giresun Valiliği yaptırmış bu tesis. Sonra işletmesini başkasına vermiş. Doğaya da çok uygun binalar. Kalktığınız zaman hem dağları seyrediyorsunuz. Binalar çok güzel, naif binalar. Eskiden Ayder de böyleydi. Böyle binalar vardı, yayılmış, yayla evleri yaygındı. Daha sonra araya bir bina, araya bir bina, araya bir bina derken Ayder ilçe oldu, yok olup gitti. Artık Ayder'in eski güzelliğini yakalamak için biraz daha yukarılara çıkmanız gerekiyor. O yüzden güzel bir örnek burası. Binaları o kadar güzel yaymışlar ki göze batmıyor. Ama bazen Abant'a gittiğiniz zaman görüyorsunuz 7 katlı, 6 katlı, 5 katlı binalar görüyorsunuz. Doğaya uyumlu olmayan binalar görüyorsunuz. Burada doğayı tahrip etmeden güzel bir tesis yapmışlar. İstenince Türkiye'de de güzel şeyler olabiliyor. Kümbet Yaylası'ndan Kırkarman Yaylası'na geçiyoruz. Şu anda Kırkarman Kilisesi'ni görüyorsunuz. Kırkarman Kilisesi bu bölgede ayakta kalan kiliselerden bir tanesi. Restorasyon çalışmaları yapılıyormuş. Yapıldıktan sonra turizme açılacak ama şu anda bilinen bir kilise değil. Yoldan biraz aşağıda burayı görmeniz için sormanız gerekiyor. Şu anda tabelası yok ama ileride restorasyon yapılınca tabelası olacakmış. Şu kapıdan girelim içeri. O dönemde bu bölge yayla, aşağıda bağları varmış, tarım arazileri varmış. O yüzden de harman yapılırmış, harman bölgesiymiş. O dönemde Kırkarman deniliyor. Hala işleyen de bir değirmeni var. Kiliseye girdik de giremedik. Niye böyle bir setle karşılaştık? Şu tarafa geçelim. Çatısı oldukça sağlam kalmış. Restorasyon çalışmalarıyla burası turizme kazandırılabilir ama ya bu tür yerleri çok sık karşılaşıyoruz ağır olarak kullanılmasına ama böylesini ben ilk defa gördüm. Hani böyle ikiye bölünmüş halini ilk defa gördüm. Belki altta büyük baş hayvan, üstte küçük baş hayvan da olabilir. Ya da aşağıda gübre de depolayabilirler. Kazımazı da yapılmış buranın çevresinde. Ufak restorasyonla burası turizme kazandırılabilir. Onun için de çalışmalar yapılıyor. İşte Kırkarman Kilisesi Giresun'un bilinmeyen yönlerinden bir tanesi. Bu bölgede ayakta kalabilmiş nadir yapılardan biri. Giresun'da rotamıza devam ediyoruz. Şu anda size ilginç bir oluşum göstereceğiz. Hemen taşları görüyorsunuz. Bu taşlarla çok sık karşılaşmışsınızdır. Sınır duvarları. Fakat bunun bir özelliği var. Çin Seddi'nden sonra insan eliyle yapılmış en büyük duvarlardan bir tanesi. Yaklaşık 6,5 kilometre devam ediyor. 1600'lü yıllarda Hacı Abdullah diye birisi bu vakıf arazilerini hayvanlardan, insanlardan korumak, sınırlarını belirlemek için böyle bir taş duvar yaptırmış. Ve 1600'lü yıllardan bugüne kadar da bu duvarlar gelmiş. 6,5 kilometre uzanıyor. Böyle bütün vadiyi çeviriyor. O taraftan bu tarafa gelecekleri engellemeye çalışmış. Hem insanları ya da hayvanların şu bölgeye, arkadaki şu araziye girişlerini engellemek için bu duvarı yapmış. Fakat gerçekten de ilginç. Buradan geçerken baktığınızda normal bir duvar gibi görebilirsiniz ama evet, Türkiye dünyada Çin Seddi'nden sonra en büyük insan eliyle yapılmış duvar şu anda gördüğünüz bu duvar. Şu anda Giresun yaylalarındayız. Birazdan size bazı yayla evlerini göstereceğim. Ama yıllar önce bu yaylalarda yapılan ev modeli işte gördüğünüz bu evmiş. Burası bir han.
O dönemde yapılan konaklama yerlerinden bir tanesi. Klasik, geleneksel bir Giresun evi. Şöyle güzellikler varken biz bu güzellikleri bir türlü koruyamamışız. Bakın ne yapmışız. Gelip şu gördüğünüz yaylaları inşa etmişiz. Yani şu güzel örnekler varken maalesef böyle bir yapılaşma söz konusu burada. Aa, güzelmiş burası ya. Selamun aleyküm. Gelecek bir turizmde İstanbul'da biz şu duvar için Şimdi ben buraya gelince bu kadar yayla dolaştım. Tabii böyle tuğlalar, betonlar görüyoruz. Bir anda bir geldik, böyle bir evle karşılaştık. Bu ne kadar zamandan beri burada ayakta? Burası aşağı yukarı 60 yıllık bina. Buranın da ilk binası. Zamanında buranın üstü oteldi. Yani hoş bulduk. Çevremizdeki insanlar hayvancılık yaptığı için kalması gereken yer oluyordu. Altı kahve. Onun altı bakkal, üstü otel olarak kullanılıyordu. Zamanla tabii göç başlayınca bina bir şekilde kaldı ama yani tarihi özelliğini kaybetmedi. Buranın ilk tarihi özellikli binası burası. Bu çevrede de bu binanın şekli yok. Yok. Aslında buralar mera yeri. Böyle yapılaşma olmaması gerekiyor. Ama insanlar şimdi işte gurbete gidenler çok olduğu için dönenler ileride rahat rahat istirahat edeyim diye hemen bir taş bina yapıp gidiyor. Aslında doğru değil. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Eyvallah. Şu anda geçtiğimiz kapı Çin Seddi'nden sonra insan eliyle yapılan en uzun ikinci yapının giriş çıkış kapısıydı. O kapının da bir bekçisi var. Yıllardır o kapıda duruyormuş. O kapı açık olduğu zaman hiç kimseden ücret talep ediyor. Ücret değil de bahşiş veriyorsunuz. Kapı kapalıysa o gelip açıyor. O açtığı zaman da ona bir para veriyorsunuz. Aslında güzel bir ritüel. Biz de o ritüeli gerçekleştirdik. Şu anda bu verimli toprakların içine girdik. Burada o dönemde inanılmaz bir tarım yapılırmış. Ama artık şu anda bomboş bir toprak tarımı yapılmıyor. Sadece ot kesenleri görebiliyoruz. Kırkarman Yaylası'ndan Yağlıdere sınırları içinde yer alan Gölyanı Yaylası'na geçiyoruz. Mutlaka görmeniz gereken bir yer demişlerdi. Gerçekten Giresun'da mutlaka görülmesi gereken muhteşem bir yayla ile karşılaşıyoruz. Yapılaşma yok. Gelişi güzel yol yok, haraç yok ve en önemlisi çöp yok. Ne var? Doğayla ilgili her şey var. Doğal bir göl, göl çevresinde yamaçlara kondurulmuş ahşap şirin yayla evleri, öbek öbek ormanlar, geniş mera alanları ve bu alanlarda otlayan hayvanlar. Klasik, bozulmamış bir Karadeniz yaylası. Şu anda Gölyanı Yaylası'na geldik. Gerçekten çok güzel bir yayla. Son zamanlarda gördüğüm en güzel yaylalardan bir tanesi. Çünkü sis gelmiş. Çarpık yapılaşma yok burada. Tamamen doğal kalmış bir yayla. Arkamda görünüyordu ama bir anda sis gelince kayboldu. Evet, yavaş yavaş açmaya başlamış. İşte biz bu tür yaylaları koruyup geleceğe taşımamız gerekiyor. Bu yaylalarla turizm yaparsak biz buraya binlerce insanı çekebiliriz. Ama yaylaları bozarsak o kadar turist çekemeyiz. İnsanlar buraya uğramazlar bile, gelmezler bile. Ben bile bazı yerlere gitmiyorum. O yüzden de keşfedilmemiş, bilinmeyen yerleri, henüz bozulmamış yerleri keşfetmeye çalışıyoruz ki oraları koruyalım diye. İşte Gölyanı Yaylası muhteşem bir yayla. Yalnız gölünde bir sorun var. Zamanında kirlenmiş biraz göl. Projesi yapılmış ve bu göl temizlenecek. Temizlendikten sonra da burası gerçekten cennetten bir parça olacak. Zaten cennet gibi bir yer, daha da güzelleşecek. Şu güzelliğe bakar mısınız?
yayla, ahşap yayla evleri hiç bozulmamış, olduğu gibi korunmuş. Ortasında çok güzel bir gölü var. Gölün etrafı sazlıklarla çevrili. Şu anda ekmek kokusu alabiliyorum. Birazdan uçurdu bir yerde bir şeyler atıştıracağız. Gerçekten çok hoş bir yer. Eğer bu tarafa gelirseniz Giresun Yağlıdere göl yanını mutlaka ama mutlaka görün. Buraya atlamayın derim. Gölyanı yaylasının girişinde şirin bir ev var. Tek odalı bir yayla evi. Bu evde yaşayan 83 yaşındaki Hasan amcayı ziyaret ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim Allah'ım aşkına. Ya çok güzel bir yeriniz var. O ne demek ya? Öyle yan efendi cümleden hoş geldiniz. Allah razı olsun ya. Çok güzel bir yeriniz var burası. Sen güneş demin gelseydin de göreydin nedir olduğunu. Daha mı güzeldi? Ayıp edeyim. Geç kaldık. Geç kaldık. Bu duman kapattı hemen. Bu yayla ne zamandan beri var burası? Çok eski bir yayla değil mi? Canım de bizim dedelerimizin dedesinden beri var. Yani 300-500 senelik vardır en az. Çok gelen oluyor mu buraya? Oluyor. Rahatsız ediyorlar mı? Yok canım, bizi ne rahatsız edecekler. Piknik yapmıyor, oraya buraya geliyorlar efendim. Burada gelip etmet yiyorlar. Bilmem neler neler işte, öyle bir şeyler. Kirletmiyorlardır inşallah gölü. Yok canım, kirletmesinlik şeyden yok öyle bir şey. Ama etraf çok temiz. Çok temiz. Yaylanız çok temiz. Yok ayıp edin. Çok soylu değil mi size? İyi. Şu hava bir açıyor bir kapıyor burada. He. Şimdi bunlar öğleden sonra kapattı bu. Açmaz. Yaş kaç? Kaç olsa bir tahmin et bakalım. 60. 80'den üstünde ne diyorsun? Kaç? 80'den üstündeyim. 80 üzeri. 32 doğumluyum, hesap et. Ben hesap bilmiyorum. Peki uzun yaşamanın sırrı ne? Biz yaşayabilir miyiz? 80'i bilmiyoruz da. Nedir sırrı ne? Sırrı ben ne bileyim. Ben şöyle yaşadım ya, inşallah şöyle. Ben yani katık süt çok yerim yani böyle. Hiç katıksız. Ben su yerine katık içerim, ayran içerim. Ben öyle bir şey var bende. Sonra efendim ben sulu bir şeyler yerim. Ben öyle kuru bir şey yedim mi beni rahatsız ediyor. Öyle bir şey işte. Yürüyor musunuz yaylada? Yürümemeyim canım. Ben bağda bahçede çalışıyorum bile. Ben hala çalışıyorsun. Ne diyorsun sen? Bahçede bunlar çalışma değil. Ben kendim duramıyorum ya. Çalışıyorum ya. Allah uzun ömür versin. Amin. Burada yaşadıkça da verir zaten. İnşallah. Allah ağzını size de versin canım. Sen kaç yaşında varsın? Ben 53. Sen de hayli varsın canım. Doğru. Hayli varım. Ya yavaş yavaş yaşlanıyoruz tabii. Canım elbette yaşlanıyoruz. Abi biz şehirde zehirleniyoruz ya. Şehirde şu havayı görünce buradaki biraz daha gençleşiyoruz. Şehire gidince çöküyoruz zaten. Şehir yani, zor. Yani biz ta iyi dur, şehirde yaşayanlar ta rahattır diye yok. Düşünüyorsunuz. Öyle düşünüyor. Yok ya, çok rahat değiliz. Hep stres altındayız. Hı. Araba egzoz dumanları, hava kirliliği, gürültü. Bütün olaylar hep şehirde oluyor. Ya yaşamak zor. Buralara gelin, buralarda duralım. Niye? Buralara geleceğiz zaten. Şu güzel bir yayla evi bulursam gelirim belki buralara. Ayıp ediyorsun, niye ayıp ediyorsun? Neresi? Buralar hepsi parsellidir herhalde. Yok, bu ne parsellisi? Herkesin yeri var ya. Herkesin yapı yapmak yeri. İstersen gel burada benim yanımda otur. Kimse bir şey diyemez. Ama o zaman her gelen bir şey yaparsa da bu güzellik bozuluyor. Böyle çarpık yapılaşma gelmemesi lazım. Da doğru da şey, buraya vali geldi de buraya birinci buranın açılışı şey oldu da. Yani vali mali bilinendi, mamuller neyse, bakanlar bile geldi buraya da. Vali dedi ki bunların duallığını bozma bu yapıların dedi, böyle kalsın burası dedi yani. Akıllı valiymiş. Akıllı deli bilmiyor. Buraya iniş çıkışta arabayla mı gidiyorsunuz ya, hayvan kullanıyor musunuz? Ya ben atım, tabii alışkanlığım var, atım vardı zaten de şimdi. Vasat maddeyi yengen hanım böyle diye de. Karavacık var burada bizim ileride pazarda. İki gün geçen cuma oraya götürdüm, bindim gittim, burada bir cambaz var. Atı satmak istiyorsunuz? Satmak istiyorum. İstemiyorum da bizim hanım beni rahatsız ediyor durmadan. Niye? Ne atı ne diyeceğini de besliyorsun boşuna. Ne diyeceğini işte. Alışmışım atıma da, havasım yalan yok. Satmayın kalsın o zaman. Atım hasta yürüyor öyle rafan, yani rafan hiç ata bindim biliyor musun bilmem. Hiç binmedim. Binmemiştim, bilemezsin sen. Yani yürüyen atına bindin mi böyle arabayı vazgeçersin yani. Öyle üstünde uyu yani böyle gavi iç. Çok güzel. Nerede attınız? Atım demin buradaydı, vurdu gitti de bizim hanım baba bağırdı çağırdı. Sen atı koydun elin çayırına doğru da. Şurada sizin içinden bir at gidiyor da sizin tamam. Atınızda gelir o zaman. Tamam. Çocuk var mı sizin?
Oho, kaç tane? Torun, daha da vardır torun. Oo, torun benim saysam yetiştiremem. Evet, işte, torunlar bu eve sığmaz ama gelirlerse. Şuna ben hep torunum. Üçler, bunlar hep torun mu? Torun acayip. Ha, hangisi? Şunlar? Bunların hepsi benim torunum. Öyle gelin gibi. Şöyle dedenizin yanınıza gelin. Gelin evle gelin. Hasan sen de gel buraya gel. Hasan nereye kaçıyorsun? Bu dağların kadim insanlarını dinlemekten her zaman çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Velo pompa sistemlerinin sunduğu Yeşil Doğa devam ediyor. Bu haftalık da bu kadar. Ordu Giresun hattında yaylalarda bir rota yaptık. Gerçekten çok güzel yerler. Bilinmeyen yerleri, çok fazla bilinmeyen yerleri ekrana taşımaya çalıştık. Çok güzel görüntüler vardı. Bu görüntüleri kameraman arkadaşım Serkan Topal ve kameraman arkadaşım Sercan Sever'le birlikte ekrana taşımaya çalıştık. Onlar bayağı zorlandılar görüntü alırken. Çünkü hem doğa şartları hem de ormanın zor koşullarında bu görüntüleri yakalamayı başardılar, ekrana taşımayı başardılar. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede birlikte olacağız. Siz de çevre dedektif olabilirsiniz. Çevrenizdeki böyle güzellikleri, bilinmeyen güzellikleri bize yazabilirsiniz. Bunu ekrana taşıyıp bir farkındalık yaratmış oluruz. Eğer çevre sorunları varsa onları da bize yazabilirsiniz. yeşildoğa@cnntürk.com.tr adresinden, Instagram'dan, Facebook'tan bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Hayatın kaynağı suya yön veren Velo pompa sistemleri Yeşil Doğa'yı sundu.